Merhaba Kikri. Bugün kikriyi şöyle göstereyim size kikriyi. Şimdi daha filtreler tam yeni çalıştığı için yerdeki o bulanıkları çekmekle uğraşıyor. O yüzden biraz bulanık görebilirsiniz ama tertemiz oldu. Kikri için de şuraya çıkmak için yer yaptım. Şu çiçeklerin üzerine çıkıyor bazen. Oradan bıraklıyor. Bugün dedim ben açılışı da kikriyle yapalım diye, değil mi? Evet, ben hazırlandım. Nasıl olmuş? Nasıl olsa evdeyim bugün. Bunu biliyor musunuz? Türkiye'den aldığım videolarda göstermiştim sizlere. Yakışmış bence, değil mi ya? Hiç böyle giymeden almıştım. Tam bedenime uydu. Hoşuma gitti. Ev için bence çok güzel. Çok da rahat. Yani bugün bununla durabilirim. Şimdilik bir planımız yok. Yani evdeyim. Gerçi bugün yürüyüş günü. Benim doktor öyle yürü demişti bana da. Bakalım. Önce bir kendi şey göndereyim O de. kadar Herhalde çabuk geçiyor gitmişsin. ki öğlen oldu. Melisa'nın çıkma saati geldi. Bugün çarşamba. Erken çıkıyorlar. Saat 12 çeyrek geçik çıkıyor. 12.30 gibi evde oluyor. O yüzden kahvaltıyı falan hazırladım. Ben aslında kahvaltı değil de şöyle gördüğünüz gibi çok basitinden hemen Az önce önce burada Tuğba ile görüştük. Benim dedim ya, bugün yürüyüş günüm aslında. Yani doktorların tavsiye etti. Yürüyüş günü yapmak zorundayım. Çocuklar da erken çıkıyorken hem Melisa ile Poyraz oynasın diye hem de ben de yürüyüşümü yalnız yapmamış olayım diye. Tuğba gelecek. O yüzden hemen basit yiyecek bir şeyler hazırladım ki hemen şöyle bir öğle yemeği gibi bir şeyler yiyip çıkarız diye düşünüyorum şu anda. Hava bugün çok güzel. Ne nazaran gerçekten bakar mısınız şu güneşe ve güzelliğe? Masmavi bir gökyüzü. Evet, çok güzel. Yani Emre de geldi. Yavaş yavaş toplanıyorlar. Kamil az sonra işe gidecek. Yani günümüzü bu şekilde değerlendirelim dedik. Bakalım. Şimdi parka geldik. Göstereyim. Tuğba ile birlikte geldik. Dedim ya, bugün benim yürüyüş günümdü. O yüzden dedik ya birlikte yürüyelim. İçeride de iyice bunaldık zaten. O yüzden çıktık bir. Göstereyim çocuklar. Poyraz burada oynuyor bizim yakınımızda. Melisa ta karşıya gitti. Melisa da burada oynuyor. Az sonra da birlikte oynayacaklar. Biz de güneşleniyoruz iyice. Böyle gösterirsem ikimiz de bayağı bir hani D vitamini alıyoruz. güneşi özlemişiz herhalde, değil mi? Güneşi Evet özlemişiz. ya. Güneşe D vitamini. D vitamini valla. İçeride ben bir haftada içeri dışarı çıkmamıştım. Benim de oldu bayağıdır. Bir arkadaşıma uğradım işte. Ondan önce bir tek markete gidiyoruz. Çocuklar alıyoruz. O kadar değil mi? Valla iyice bu. Sosyal hayat sıfır. Bunu aldık diyorum da aslında şeyler yaptık. Örgü yaptık. Seni de gördüm. Sen de Ben bere. zaten örgüye buldum herkesi. Ne güzel. Ben de istiyorum o Bere, bereden. çorap, batik. Şimdi çanta öreceğim. Bir çanta modeli Ah, buldum. iyi. Bak, bereler, çantalar, çoraplar Tuğba'dan, paspaslar benden. Bu sene herkes artık örüyü boğacağız. Ne yapalım, bizim de can sıkıntısı böyle. Yürüyüşe çıkmışken dedik çocukları da burada oynatalım. Neyse, biz böyle bir güneşin tadını çıkarmaya devam edelim. Az sonra görüşürüz. Biz geldik. Melisa'nın dersini yapacağız şimdi. Çünkü Melisa'nın şu kitabının şeyi var. Böyle kitabını anlatması gerekiyor sınıfın üzerinde. O yüzden Chromebook'ta yapması gerekiyormuş. Biz de onları yapacağız değil mi tatlım? Bayağı bir yaptım Melisa aslında. Kitabı okuduk, yazarını bulduk, çoğu şeyini bulduk. Şimdi okulda bazı şeylerini de yapmış. Bir haftamız var yaklaşık. Melisa bunu bitirdikten sonra sınıf yerine önce bizim önümüzde böyle anlatacak kitabı. Kitapta anlatı hani bu şeyin de amacı o zaten, böyle okudukları kitabı sınıfın önünde anlatacaklar. Kim yazmış, çizeri kimmiş falan diye. Hani maksat anlayarak okumayı geliştirmek gibi yani. O yüzden şimdi şeyini yapıyoruz. Yazıyor. Neydi? PowerPoint. PowerPoint'ını yapıyoruz. O hani en azından mesela okulda yapmış. Bana gösteriyordu. Bugün biraz onunla uğraşacağız. Göstereyim ben size. Saat bakmayı da devam edeceğiz mi bugün? Biraz saatleri de öğrenelim değil mi? Tamam o zaman. Sen işini bitir. İnternetten hala daha arayış içindeyiz. Şöyle gördüğünüz gibi kitabımız. Bunu okuduk. Saat öğrenmek için. Anne bir dinlensin şimdi. Anne yürüdü bugün. Anne için büyük bir maceraydı. Şimdi dinleneceğim. Dinlendikten sonra saat bakacağız. Değil mi tatlım?
Bugün seni utandırayım. Saatimize baktıktan sonra da Emre de eve gelir. Biraz yemeğe de başlarız diye düşünüyorum. Kamil dediğim gibi öğlenci işe gitti bugün. Geç gelir, saat 11-12 gibi anca gelir. Yani. Böyle. Şimdi devam edelim. Birazdan görüşürüz. Yukarı Görüşürüz. dersini yaptık. Şimdi birkaç şey yazması gerekiyor. O yüzden sessiz bir ortam olsun diye yukarı çıktı. Ben de hemen bir örgümü aldım. Gördüğünüz gibi paspas örüyorum dedim ya. Bakın. Güzel oldu mu acaba? Şöyle tersten gösteriyorum da renklerine bir baksanız da cıvıl cıvıl. Bunu büyütebildiğim kadar büyüteceğim ben. Bir sürü böyle küçük küçük günlerim var. O şöyle her renkten yapayım, büyüteyim istiyorum. Ondan sonra da artık yukarıda hobi odasına halı falan olur herhalde. Bir bakacağım. Ertesi gün oldu bile. Bugün ayın 19'u oldu. 19 Kasım. Bugünün özelliği, bugün bizim evlilik yıldönümümüz. Evet. Normalde biz son 2 senedir evlilik yıldönümümüzü kutluyoruz. Önceleri pek kutlamazdık ki zaten biz pek öyle özel gün kutlamayı sevmiyoruz aslında. Çünkü hani değil mi, her gün özeldir. Hepsini kutlamaya kalkarsak hani onun günü, bunun günü diye çok uzun sürer. Evlilik yıldönümünü bile böyle geçiştirirdik. Yani sadece ailece dördümüz evde yemek yerdik, pasta keserdik, o kadar. Ama yıllar geçtikçe bizce çok çok daha değerlendi bugün. Yani hani böyle yıllandıkça daha değerlenen şeyler vardır ya. Bence hani evlilikler de o şekilde. Ne kadar uzun yıl geçerse o kadar da değerleniyor. Ufak bir kutlama yapalım istedik biz de. Kutlama derken malum koronadan dolayı öyle büyük bir kutlama zaten yapamayız. Gene tekrar dördümüz evdeyiz. Sadece değişiklik olsun diye kardeşimleri çağırdık bugün. Akşama doğru onlar gelecek. Sadece bir pasta falan keseceğiz yani. Belki ufak tefek atıştırmalıklar diye. O şekilde kutlayacağız. Ama hani Sizlerle sizlerle de de paylaşmak paylaşmak istedim istedim. böyle özel bir günü. Çünkü artık biliyorsunuz biz bir aile olduk. Yavaş yavaş büyüyen bir aileyiz. O yüzden yani bizimle ortak olmanızı istediğim için hemen bir paylaşayım istedim böyle bir günü. Şimdi gördüğünüz gibi aynı dünkü o şeyimi giydim. Şu acayip rahat ya. Bu gerçekten Türkiye'ye gidersem birkaç tane de alacağım. Akşama doğru da biraz süsleniriz. Biraz böyle bir çeki düzen veririz kendimize diye. Sabahtan bunu giyeyim istedim. Az sonra Kamil geldiğinde bir film falan seyrederiz. En beğendiğimiz filmlerden seçeriz. Yani öğlene öğleden sonraya kadar o şekilde vaktimizi geçiririz. Biz böyle kutlamaları seviyoruz yani evde böyle baş başa sakin yani. Neyse ben de hala fazla uzatmayayım. Eğer ileride saatlerde bir şeyler yaparsak onu da muhtemelen çekerim de olmazsa akşama Öyle böyle görüşürüz. derken Akşama ettik gene. Ben bir şu çayı kapatayım altına. Şimdi biraz anlatayım size. Akşamı ettik. Dediğim gibi biraz bir şeyler hazırladım. Çok fazla bir şey yapmadım. Pastayı aldık. Sonra biraz işte film falan seyrettik. Şimdi de misafirlerim geliyor. Ben onun hazırlığını yapacağım. Eğer çekebilirsem bundan sonrasında çekerim. Çekemezsem gene de bir kapanış konuşması için görüşürüz. Evet, aile hediye meclisi. Ayşe onları Teşekkürler. gönderdim o fotoğrafı. Teşekkür Sağ ol. Böyle ederim. oldu, böyle Merhaba. oldu, böyle oldu. Ben Evet, hiç biz şimdi düşünmedim. yemeğe başlayacağız. Böyle Az sonra yemeyeceğiz Ayşe. görüşürüz. Şimdi de pasta zamanı. Şöyle bir göstereyim mi? İnşallah sesim geliyordu. Çocuklar da biraz... Açamadım da şimdi. Hey. Pastamız. Hadi bakalım. Çocuklar da göster. Onlar da yemek istiyorlar. Hadi bakalım. Hadi ben pastaları keseyim hadi. Anne ben bu parçayı Tamam istiyorum. ben bir keseyim herkes Ben bir de parçasını çikolata baksın. istiyorum. Tamam. Ben Tavuk yapabilirsin. Al bir tane altına farklı olur. Şimdi tabağımız da yoktur. Pasta tabağı yeterli. Kesiyoruz şimdi. Düştü. Heyecanlandım o yüzden. Şimdi nasıl keselim? Şöyle tamam. Tamam kuzum vereceğim hepsinden bakalım. Kestik. Aslında bütün böyle içeri falan çekeceğim sizi. Buradayım. Kameraman beni göstermiyor bugün. Önemli sen değilsin. Şu anda pasta yiyeceğim. Bence de aslında öyle. Aslında sabah ben söylemiştim biraz böyle süslenirim bugün diye ama
Bu böyle hoşuma gidince bunu da kaldım gene. Hem rahat diye. Ben bu şekilde koyacağım. Şimdi artık kime ne denk gelirse diye bakacağız. Son turlarda şöyle bir misafirlerimi göstereyim. Herkes, çocuklar da burada. Hello. Hepsi birer göz yapıştırmış kendisine. Hepsinde birer tane göz var değil mi? Görüyor mu o gözler sizin? Ne? Bak şu anda şey olmuş. Sahte. Tam alien olmuş. Evet. Biz günümüze devam edelim. Misafirlerimiz gitti. Biz kaldık baş başa. Değil mi? Evet. Nasıl geçti bugün? Çok güzel geçti. Bayağı bir güzel geçti aslında. Hani oturduk, yedik, içtik, sohbet ettik. Yani böyle Kamil'i de yorduk biraz değil mi? Bütün gün çarşılara gönderdim ben onu. Evet. Kameraya çıkmayı, konuşmayı hiç sevmez. Ben de biraz dedim bir seni de görsünler yani. Değil mi şimdi 50'lik yıl dönümünde tek başıma gözükmeyeyim. O yüzden bugün de birlikte veda edelim istedim. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olan, bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.